24 Kare Yalan'ın bu bölümünde 99 yapımı American Beauty filmini ve mizansen kavramını ele alacağız. Film, en iyi görüntü yönetimi, en iyi senaryo, en iyi aktör gibi pek çok önemli dalda Oscar almayı başarmış ve bunun yanında pek çok ödüle de layık olmuş bir film. Şimdi gelin bu filme derinlemesine bir bakış atalım. Hem de çok derin. 17 yaşındaymış, pardon 17 yaşında. Burayı kes. İncelememize başlamadan önce mizansen kelimesini ele almamız gerekiyor. Mizansen, Fransızca'daki mise en scène kelimesinden gelmekte ve tiyatrodaki sahne kurulumuna genel olarak verilen isme denk geliyor. Ancak sinemada mizansen kelimesinin tam içeriğine dair henüz bir fikir birliğine varılmış değil. Ancak tabii ki Türkler olarak bu sorunun da üstesinden geldik. Mizansen kelimesinin 100 yıllık sinema tarihinde tam olarak hangi konuları ele aldığı konusunda bir fikir birliğine varılmış değil. Biz bu video kapsamında mizansen kelimesine kamera hareketleri, plan türleri, açı türleri, set tasarımı gibi konuları ele alarak inceleyeceğiz. Genel olarak mizansen kavramına da tüm bu terimler dahil ediliyor. Temel plan türleri videosunda şöyle bir cümle kurmuştum. Kameranın neyi gösterdiği, neyi göstermediği, gösterdiği veya göstermediği şeyin ne kadarını gösterip göstermediği, bunların hepsi çok önemli detaylardır. Sinemada her bir kadraj sebebi ve sonucuyla sorgulanmalıdır. Şimdi bu cümleyi bu filme uyarlayalım. Filmin genel tonu ile başlayalım. Filmin açılış sahnelerinde oldukça solgun renkler, karanlık ortamlar bize Lester'ın içinde bulunduğu ruh halini temsil eden sahnelere tekabül ediyor. Bu sahnelere tek tezat kızları Jane'in ve odasının göründüğü sahneler. Lester'ın iş yeri sahnelerine geçtiğimizde de gerek masasının dağınıklığı, gerek ofisteki hakim gri tonlar ve etrafın tek düzeliği bize yine Lester'ın içinde bulunduğu ruh halini betimliyor. Görüşme için müdürümüzün odasına geçtiğimizde ise en güzel mizansen örneklerinden biriyle karşılaşıyoruz. Lester'ın göründüğü sahnelerde dümdüz bir arka plan, ölmekte olan bir bitki, asimetrik bir kadraj ve yerleştirilmiş çerçeveli ışıklar ve geniş bir kadrajın ortasında ilginç şekilde ayaklarından kesilmiş ve tek başına ortada duran bir Lester'ı görüyoruz. Tam tersi olan müdür açılarına geçtiğimizde ise derli toplu bir masa, düzenli bir tasarım, keskin hatlar ve müdürü çekerken, alt açılardan çekerken Lester'ı gördüğümüz sahnelerde hafif bir üst açı ile iki karakter arasındaki güç dengesi ve Lester'ın içinde bulunduğu zor durumu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Filmin ilerleyen bölümlerinde bu sahneye tekrar döndüğümüzde değişen dengeleri betimlemek için nasıl daha farklı bir mizansen yapıldığını birazdan göreceğiz. Bir diğer önemli sahnede Lester'ın Angela'yı ilk kez fark ettiği dans sahnesi. Bu sahnenin genel ve geniş açılarla başladığını görelim. Odakta genelde Lester'ın kızının görüntüleri görünürken Lester bir anda Angela'yı fark ettikten sonra tüm odanın Angela'ya kayışını, açıların daralışını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bir süre sonra Lester kendini iyice kaptırdığı zaman salonda sadece Lester ve Angela'nın kaldığını görüyoruz. Işık da burada daha da dramatik bir hale gelerek bize iyice Lester'ın fantezi dünyasına girdiğimizi muhteşem bir şekilde betimliyor ve sadece iki karakteri yakın açılardan görmeye başlıyoruz. Tüm bunlar mizansen vasıtasıyla bize gerçek dünyadan çıktığımızı ve Lester'ın fantezi dünyasına geçtiğimizi gösteriyor. Buna benzer sahneler filmde birkaç kez daha kullanılıyor. Lester'ın Angela'yı keşfetmesi ve ona karşı duygular beslemeye başlamasıyla, yani duygular deyip biraz hafife aldık ama duygular beslemeye başlamasıyla hayatında da değişik bir evre başlıyor ve kendini tekrar keşfetmeye başlıyor. Bu da filmin de daha rahat bir mizansen yapısına ve daha açık tonlara geçişini simgeliyor. Şimdi meşhur müdür sahnesine tekrar dönelim ve Lester'ın karakterindeki değişimin mizansene nasıl yansıdığına bakalım. Bu kez çok daha aydınlık bir ortam ve çok daha dengeli bir kompozisyon var. Bir kere üst ve alt açılar terk edilmiş, iki karakter de göz hizasından çekiliyor. Bu da bize aralarındaki güç dengesinin dengelendiğini gösteriyor. Ortam loş ve karanlık bir ortamdan aydınlık bir ortama geçiyor. Lester'ın arkası daha dolu, biraz daha yalnızlıktan ayrılmış ve daha dar açılarla betimleniyor. İki kadraja yan yana baktığımız zaman aradaki fark hem mizansen anlamında hem de karakterlerin değişimi anlamında çok net gözlemlenebiliyor. Bu komplike mizansen örneklerinin yanında biraz daha basit, daha pratik sahnelere de bakalım. Örneğin Lester'ın karısının kendisini aldattığını öğrendiği sahnede artık ilişkisinde de güç dengelerinin kendisine doğru kaymaya başladığını fark ettiği zaman yaşadığı mutluluğu yandaki şirketin logosundaki gülümseme sembolüyle rahat bir şekilde görebiliyoruz. Tabii ki bu gülümsemenin orada oluşu bir rastlantı değil. Ya da gelin Colonel Fitz karakterine bakalım. Bu karakter tüm film boyunca daima alt açılarla ve özel kadrajlarla sert bir otorite figürü olarak simgeleniyor. Mesela evlerinin salonundaki bu sahneye bakalım. Tamamen simetrik, dengeli bir kadrajda Colonel Fitz tam ortadayken eşi çerçevedeki bütün simetriyi bozacak şekilde kadrajın hafif solunda ve eğreti bir pozisyonda duruyor. Bu da bize Colonel Fitz'in hayatının bir özetini sunuyor mizansen aracılığıyla. Filmin ilerleyen sahnelerinde Colonel Fitz otorite figürünü ve sertliğini kaybederken fark ettiği bir gerçeğin ruh halinde yarattığı dengesizliği de bu yüzündeki ışığın yavaş yavaş kaybolmasıyla çok güzel bir şekilde betimliyoruz ve ışık kullanımının mizansene nasıl dahil edildiğini çok iyi şekilde bu kadrajda görebiliyoruz. Şimdi mizansenin bambaşka bir uygulaması için şu meşhur torba sahnesine dönmek istiyorum. Burada dikkatimizi çeken ilk şey müzik kullanımı. Bu sahnede Ricky bize bu torbayı fark edişini ve bunun ne kadar güzel bulduğunu ve bunun da genel olarak onda güzelliğe karşı uyandırdığı merağı anlatıyor. Today I realized that there was this entire life behind things. Bu sahne ve bu duygular kafamızda bu müzikle birleştiriliyor. Bu müziği filmde sadece 2 sahnede daha duyuyoruz ve bunlar da bize bazı duyguları hissettirmek için kullanılıyor. Müziği ikinci kez duyduğumuz sahne hanım kızımızın soyunarak kendini tamamen Ricky'ye teslim ettiği sahne. Bu sahnedeki müzik kullanımıyla Ricky'nin aslında karşısındaki şeyi ne kadar güzel bulduğu ve yine hissettiği o büyük duyguları anlıyoruz. Burada tamamen cinsellikten arınmış, sadece güzellik duygusuyla ilgilenen bir duygu var. Bunu da kadrajda zaten göğüsleri dışarıda bırakarak bize anlatıyor. Bu müziği son kez duyduğumuz 3. sahne ise filmin finalinde yer alıyor. Daha önce Ricky'nin ölüme karşı duyduğu hayranlığı ve ölü birine bakarken Tanrı'nın yüzünü gördüğünü söylediği bir sahnemiz vardı. İşte bu sahnede buna biz de şahit oluyoruz ve aynı müziği tekrar duyuyoruz. Ve burada Ricky'nin suratındaki ifade müzikle de birleştiği zaman Ricky'nin tam olarak ne hissettiğini net bir şekilde anlayabiliyoruz. Bu da müziğin mizansenin bir parçası olarak nasıl kullanıldığını bize çok güzel örnekliyor. Dikkat çekmek istediğim son bir nokta var. O da filmde beyaz arka plan üzerinde kullanılan kırmızı renk teması. Bunun ne anlama geldiği konusunda bazı fikirlerim olsa da beraber çözelim istiyorum ve sizin de bu konudaki yorumlarınızı dinlemek istiyorum. Çünkü bazı anlamlarını çözebilmiş olsam da bazı anlamları konusunda ben de tam yoruma varamadım. Yorumlar bölümünde bu kırmızı renk kullanımının sizin için ne ifade ettiğini paylaşmanızı istiyorum. Filmleri, çekim teknikleri, kamera kullanımı, ışık kullanımı, kadrajlar, set tasarımı gibi konularda detaylıca inceleyerek bize ne gibi subliminal mesajlar gönderdiklerini incelediğimiz 24 Kare Yalan'ın American Beauty bölümünün sonuna geldik. Umarım bu video sizin için faydalı ve keyifli olmuştur ve kafanızda yeni ışıklar açmıştır. Eğer videoyu beğendiyseniz paylaşmaya, diğer videolara bakmaya ve kanalı takip etmeye davet ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.